Kudet Ayıldır'a gidelim. E, Kudet hoş geldin öncelikle. Gece Mehmet Araştırma Müdür Yardımcısı. Özel sektörün 6.1 milyar dolar bu ay içerisinde ödeme yapacak olması mı doları çok fazla arttırdı? Örneğin Aralık'ta 4.8 milyar dolar daha ödeyecek ki bu iki ayın toplamı toplamda 11 milyar dolar neredeyse. Sonrasında Ocak'ta ise 2 milyar dolara kadar düşüyor ama özel sektörün çok yoğun bir talebi var galiba. Merhaba Murat, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi tabii son dönemde özellikle dolar-türk lirası tarafında iki hususu dile getirmek lazım. Bir global tarafta Amerikan dolarının önemli bir yükseliş var ki bu haftada enflasyon verisi sonrasındaki yukarı yönlü hareket gerçekten dikkat çekiyordu. Tabii biz de dolar endeksi e, değer kaybederken biz bunu avantajlı bir şekilde kullanamadığımız için dolar endeksi yükseldiği zaman da biz buna karşı dirençli olamadık. İkincisi kendi iş dinamiklerimizde özellikle Merkez Bankası'nın son dönemdeki vermiş olduğu mesajlar burada cari fazla verme senaryosu işte en baştan manşet enflasyondan çekildik enflasyonu geçip sonra da ithalat ihracat dengesi sürecine odaklanması ister istemez burada Merkez Bankası'nın yeni dönem faiz dinlene devam edeceği beklentisinde de kuvvetlendirmiş oldu. Nitekim bu beklenti ister istemez yeni dönemdeki o dolar almak durumunda kalan kişileri de çok daha fazla hareketlendirmiş oldu. Çünkü sonuçta geleceğe yönelik bir dolar bu borcun varsa ve Merkez Bankası yine gelecekte bir faiz indirimi yapacaksa sen bu borcunun maliyetini daha fazla düşürebilmek adına daha erkenden ya da dip bölgelerden sürekli bunu almak durumunda kalıyorsun. E Tabii hal böyle olunca üstüne bir de mevcut süreçte dolar almak isteyenleri de e, dikkate aldığımız zaman da kurum bu noktaya gelmesi şaşırtıcı olmuyor. Ama tabi bu noktada özellikle son dönemde bozulan algı istesmez kur tarafında yukarı yönlü hareketleri çok daha hızlandırdı diyebiliriz. Her ne kadar e, CDS tarafında biz 460'lardan 470'lerden 400'e düşmüş oluyor olsak da sonuçta 300'ün üzerinde tehlike arz ediyor ve biz bu yıl 300'ün altına sarkma girişimini e, gerçekleştirmiştik. Orada bir algı değişiyordu ama sonrasında algının tekrar bozulması maalesef yine e, çok e, riskli bölgelerde durmamıza imkan tanıdı. E, peki nereye gidecek dolar diye sana da sormuş olalım Kudret. Şu anda 9.97.46'da daha bankalar arası para piyasası açılmadı. Asya seansında hacimsiz satılan bir Türk lirası var. Piyasa açılınca borsa dolar makası nasıl olacak? Sanki artık dolardan bağımsız bir borsa var ya da dolar yukarı gittikçe yükselen bir borsa var. Ne dersin? Tabii orada yatırımcı davranışları da çok önemli. Çünkü yerli yatırımcının çok daha fazla adapte olduğu bir borsadan bahsediyoruz. Orada panik havası olmadığı müddetçe borsalarda çok ekstrem bir düşüş hareketinin olmasını beklememek lazım yani bu panik havasından kasıt şu Global trendde çok sert düşüşler izlenir. Bu 1-2 gün civarında ve bu panik havası ister istemez borsa tabanında oluşur. Borsada örnek veriyorum belli başlı seviyelerin altına sarktıkça da yerli burada panik yapar ve burada çok farklı noktaya gelebilir. E, bu şartlar sağlanırsa biz borsada çok daha ekstrem hareketler görebiliriz. Ama şu an için baktığımız zaman 1650'ye geldiği zaman oradan yaşanan bir e, mola aslında işin e, mevcut teknik düzeltmesinde olabilecek şey ama geleceğe yönelik e, 1650'nin de üzerinde işte 1700'ler 1800'ler artık her, her ne kadar rakam varsa yani buralara ulaşabilmesi için yeni hikayelerin olması gerekiyor. Burada yeni hikaye tarafında özellikle son 30 yılın en yüksek rakamına çıkan ABD ister istemez borsa nezdinde global tarafta baskılıyor. Eğer Fed agresif bir tona bürünürse tabii ki burada borsalardaki aşağı yönlü hareketler iş tarafa da yansır. Ama Fed hala enflasyon geçici vurgusuna devam edecekse yani yeni dönemde ekstra yeni mesajlar vermeyecekse o zaman S&P 500 benchmark dediğimiz gösterge yukarı yönlü reaksiyonuna kaldığı yerden süreriz biz de bu, bunun avantajını yakalayabiliriz. Keza biz e, diğer borsalara kıyasladığımız zaman neredeyse hani çok altta kalıyoruz ki gelişmekte olan ülkelerin borsalarının ABD borsalarıyla kıyasladığında neredeyse %40'lar iskonto olduğunda görebilmekteyiz. Bu sebeple de hala alanımız var. Özellikle değer katan şirketlerin yeni dönem performansları iyi olacaktır. Ama dediğim gibi bir panik havası oluşmadığı müddetçe şu an için en azından 1600'ün üzerinde kalıp kalmayacağımızı incelemek lazım. Hani orada 1600'ler dikkatli takip edilebilir diyebiliriz. E, Borsada tabii bu yükseliş ne kadarı yer yerlilerin ne kadarı yabancıların eşlik ettiği çok tartışılıyor. Az önce işte para ve banka istatistiklerinde paylaştık. Hisse ve dip tarafındaki ilgiyi de görmüş olduk. Dip tarafında son birkaç hafta çıkışlar daha fazlaydı ama en azından bu hafta itibariyle bir miktar bir giriş yaşandı. Hisse tarafında da son 3 aydır nette yabancılar var ama oransal olarak tabii ki çok yüksek bir oranda yabancı oranından bahsetmiyoruz Kudret. Ne dersin? Yani e, yerliler mi borsaya götürüyor, yabancılar mı? Ve Borsa İstanbul'da yeni zirve denemeleri TL bazında yakın mı diye soralım sana? Tabii son dönemde senin de bahsettiğin gibi hareketler biraz daha yabancı nezdinde özellikle bankacılık, sanayi kıyaslamasında son dönemde bankacılık çok daha fazla dikkat çekti. Tabi bankacılık dediğimiz zaman özellikle ister istemez akla belli başlı hisseler geliyor ve yabancılar gelebiliyor. Çünkü yerliler çok fazla bankacılığa ilgi göstermiyor. Burada tabi ki yabancıların mevcut süreçteki konjöktür de çok önemli. Eğer orada bir aşağı yönlü ciddi bir baskı izlenirse tabi bu yerlide bir panik havası da oluşturabilir. Ama şu an için yabancının kısmen destek vermesiyle birlikte belli başlı bölgelere gelmiş olduk. Her haftaki para ve bankacılık istatistiklerini de bu anlamda takip etmekte fayda var. Çünkü orada ne kadar bir çıkış var, ne kadar artış var bunları da yakinen görüyor olacağız. Ama şu an için en azından yabancının bir miktar destek verdiğini, tabii geçmiş dönemdeki rakamlara kıyasla oldukça az olduğunu biliyoruz ama yine de bunun destekleyici olması sevindirici. Gelecek hafta Merkez Bankası'nın kararı açıklanacak. Ne bekliyorsunuz? O tarafta faiz indirimi devam ederse dolara etkisi nasıl olur? Şu anda biz fiyatlıyor Kudret. Bir de gram altın çok yükseldi. Bu saatten sonra gram altın yatırımcılarına hangi tavsiyelerin olur? Şimdi şu andaki fiyatlama reaksiyonu içerisinde zaten Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisi var. Ha tabii çok ekstrem bir indirim yapar mı o da tartışılacak bir nokta. Yani şu anda e, piyasa anketlerine baktığımız zaman 100 bas puanlık bir indirim beklentisi var ki kurum olarak da biz de bu indirim görüntüsünün oluşacağını düşünüyoruz. Ha, bunun üzerinde rakamlar çıkarsa tabii ki kurt tarafında gram altın tarafında yukarı yönlü reaksiyonlar izlenebilir ama 100 bas puana kadar olan indirimler, fiyat alanı içerisinde olacağı için çok ekstrem bir yukarı yönlü hareket beklememekte fayda var. Tabi burada gram altın yatırımcıları için ons altını takip etmek de çok önemli. E çünkü 1835'lerin üzerinde yukarı yönlü reaksiyonlar izledik. Devamı gelebilme ihtimali var ki ons altında her yılın son döneminde bir tarihi istatistik vardır. Bunu her yılın sonunda paylaşıyorum. E bu da şu an için baktığımızda FED ile birlikte bir dip yaptı 1758 ile birlikte. Kabatasak 112 dolar civarında bir hareket gördük. Eğer 1835 üzerinde kalıcılaşır FED agresif bir tona bürünmezse yani son açıklamalar nezdinde hareketini sürdürürse on altına biz 1915 hatta bu yılın zirvesi 1965'e doğru bir rally içerisine görebiliriz. İşte böyle bir senaryo gram altın tarafında hareket alanını yukarı taşır. Tabi bu süreçte dolar Türk lirası da bilinmeyen sebepler ya da ekstra sebeplerden kaynaklı yukarı yönlü hareketin hızlandıracak olursa burada gram altın çok daha yukarı yönlü hareketlerini zorlar. Ama dolar Türk lirası biraz daha sakin giderse iş ons altına binecektir. Eğer ons altında e, mevcut ana senaryo çalışırsa gram altın e, yatırımcılarını daha fazla sevindirecektir. tabi bu rakamlar ister istemez yatırımcıları tedirgin ediyor. Neden? Çünkü acaba buradan bir müdahale gelir, buradan bir açıklama gelir. Ters bir etki yapar. E, buradan dolar çok sert düşer ya da Fed devreye girer, ons altını düşürür gibi beklentiler içerisine girdiği için ister istemez e, riske girmek istemeyebilirler burada işte tavsiyemiz gram altın tarafında geleceğe yönelik geri çekilmeleri kademeli bir şekilde değerlendirmeleri şeklinde. İşin forex piyasası farklı, orada kaldıraç var. Orada çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. E son bir, bir buçuk dakikada da Kudret İlsin'le bir on saltını konuşalım. Çünkü Evin Grander'in temerrüt riski ve Amerika'daki son 30 senenin en yüksek enflasyon haberlerini konuşmuş olduk. Enflasyon artmaya devam ederse on saltına yansıması ne olur? Tahvil faizinde bir dinginleşme var. Sanki böyle bir piyasa bekle gör havasında gibi ne dersin? Şimdi son dönemde e, korelasyonlarda bozulduğunu söyleyebiliriz. Yani dolarla altın el ele tutuşup yukarı yönlü çıkışlarına devam ediyor. Çünkü yatırımcı genelde altın doları hep ters korelasyon olarak bilir. Ama bu Türk bazı zamanlarda korelasyonların bozulduğunu da göz ardı etmemek lazım. Keza ABD 10 yıllık tahvilin fiyatı ile de e, normal korelasyonlarında da bazen bozulmalar olabiliyor altın dinamiklerinde. Tabii şu anda özellikle altın fiyatında FED e, enflasyon yukarı yönlü çıkış sebebiyle bir aksiyona girmezse yani mevcut varlık alım programını daha agresif bir şekilde azaltacağını beyan eder ya da faiz artışı beklentisini daha öne çekeceğine ilişkin daha güçlü mesajlar verirse ons altın tabii ki düşer. Ama e, bu 30 yıllık son 30 yılın en yüksek enflasyonu sonrasında henüz buna ilişkin bir reaksiyon gelmediği için Fed tarafından nitekimde gelmesi ihtimali biraz zayıf. Burada 10 altın yukarı yönlü çıkışlarına devam etti. E i̇ster istemez enflasyondan korunma aracı olarak kendisini görmekte. Ama geçmiş grafiklere baktığımız zaman da enflasyon korunma sebebiyle altına olan talep çok ciddi değil. Ya da bu konuda çok ciddi bir korelasyonda yok. E şu an için baktığımız zaman hani getiri arayışındaki kişilerin yatırım tercihlerinde 10 altın biraz daha dikkate alınıyor. Evet. E, muhtemelen de Aralık'taki Fed toplantısını agresif bir ton olmazsa biz o zamana kadar ons altında yükseliş hareketinin devam ettiğini göreceğiz. Kudret Ayıldız çok teşekkür ederiz. İyi hafta sonları diliyorum sana ve tüm ekibine, ailene, sevdiklerine diyelim. Programımızın sonuna geldik efendim. Güzel bir hafta sonu geçirmemiz dileğiyle tüm ülkece, tüm dünyaca gelecek hafta tekrar görüşelim.